Merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün League of Legends oynuyoruz tekrardan. Çok da oynuyor diyemeyiz. LoL'ü şu an arkadaşlar bir araç olarak görürseniz sevinirim. YouTube algoritması sebebiyle şu an sadece konuştuğum bir video atarsam çok daha fazla insana ulaşamayacağımı düşündüğüm için böyle bir şey yapıyorum. Tek seferde çekip atacağım. Oynayışa takılmayın. Ekranda görüntü olsun diye çekiyorum. Arkadaşlar öncelikle depremde hayatını kaybedenlere, onların yakınlarına, sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Üzücü bir olay. Yani 2023'te hala böyle bir olay yaşanabiliyor olması, depremin üzerine binlerce evin yıkılıyor olması, hani parçalanmasını da demiyorum, yıkılıyor olması gerçekten üzücü bir olay. Şu an elimizden geldiğince herkes yardımlarını yapıyor. Ben de zaten bu videoyu kapattıktan sonra dışarı çıkacağım. Antalya'da bu destek göndermek için toplanan yerler var. Oraya gideceğiz kız arkadaşımla beraber. Konuşmak istediğim, yorum yapmak istediğim birkaç konu var arkadaşlar. Onları sizinle konuşmak, sizinle tartışmak istiyorum. Öncelikle sosyal medyadaki, Twitter'daki, diğer platformlardaki bilgi kirliliğine dikkat etmenizi öneriyorum. Bu işte 77-77'ye konum gönderme olayı, işte ne bileyim başka böyle bilgi dezenformasyonları dolanıyor. Hani bir şeyi paylaşmadan önce öncelikle bakın, hani bir kişinin bile hayatını kurtarabilirsek gerçekten kârdır. Hani veya atıyorum bir kişinin bile 10 saniyesini kazanabilirsek gerçekten kârdır arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Eski depremlerle alakalı görüntüler paylaşılıyor, konumlar paylaşılıyor. Onlara da dikkat edin. Onun haricinde kesin doğru bilgi görmek istiyorsanız yani sosyal medyada şu an Twitch yayıncılarının paylaştığı bilgilere dikkat edin. Düzenli olarak işte dün Levo yayın açmıştı. Ondan sonra işte Jahri yayın açtı, Eldiven açtı. Yardımlar toplandı. Hasan abiye de ulaştılar. İşte o da yardımlar topladı. Hani göndermek istediğiniz bağışlar varsa ya işte güvendiğiniz yayıncılara gönderin. Onlar toplu bir şekilde gönderiyorlar. İşte Binary Game'in işte diğer platformların desteğiyle ya da direkt kendiniz de bağış yapabilirsiniz. SMS bağışları, onları da şu an ekrana koyuyorum. Oradan da bağışlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde bağış göndermek istiyoruz. Hangi platforma kime güveneceğimizi bile bilemiyoruz. O yüzden sadece doğruluğu kesinleşmiş bağışçılara bağış gönderirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Kalınabilecek yerler şu an paylaşılıyor. Ben de videonun açıklama kısmına ve yorum kısmına koyacağım arkadaşlar. Onları da siz de paylaşırsanız sevinirim. Odalarını açan, kapılarını açan oteller var. Otel Z'nin linki vardı, onu da koyacağım. Onun harici toplama alanları var. Bir de sanırım Ahbap'ın da paylaştığı bir güvenli konaklama noktaları. Direkt Google Maps üzerinden paylaşmışlar. Onun da linkini koyuyorum. En doğru bilgi olarak onları düşünüyorum. Bunun harici konuşmak istediğim, hani yardım yapmak istiyorsanız şehrinizde illa belli başlı bölgeler vardır yardım toplamak için. Onlara ulaşabilirsiniz. Kendiniz de destek olabilirsiniz. Ben de zaten birazdan, daha doğrusu bu videoyu kapattıktan sonra oralara doğru gideceğim. Antalya'da olanlar için de zaten hikayemi de paylaştım. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Sinir olduğum bir nokta var. Hani şey diyebilirsiniz, siz söyleyin. İşte konuşulmak için sırası mı, şu an mı konuşulması gerekiyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar şu an konuşulmazsa bu deprem bittikten sonra, yaralar sarıldıktan sonra tekrardan unutulacak bu olaylar. Arkadaşlar deprem öldürmez. Yanlış yapılmış binalar öldürür. Görüyorum, siz de görmüşsünüzdür illa Twitter'da, orada burada yeni yapılmış binalar. 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık binalar. Sitelerine giriyorsun, işte yok deprem bölgesindeyiz, yok şöyle yok böyle güvenli binalar diyorsun. Binanın yıkılma videosunu görüyorsun. Sahibinden ilan koymuşlar, 3 milyona 4 milyona canlı tabut satıyorlar. Çok sinir olduğum bir nokta. Arkadaşlar bakın, deprem olabilir. Biz Türkiye olarak deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz. Hani burada sürekli Japonya örneği veriliyor. Adamlar deprem gerçeğinin farkında. Hani hayatlarına paradan, ranttan, ondan bundan daha çok değer verdikleri için de evlerini ona göre yapıyorlar. Bizde ne? Depreme uygun bina yıkıldı. İçinde insanlar canını kaybetti. Resmen canlı tabut satıyorlar. Hani isim vermeyeceğim. Siz hangisinin neyin ne olduğunu biliyorsunuz. İlla bakarsınız, görürsünüz. En sinir olduğum noktalardan birisi bu. Buna yönelik kesinlikle çok ağır yaptırımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir insanın canı paradan daha değerli arkadaşlar. Bir insanın canı paradan daha değerli. Daha fazla bir şey de söyleyemiyorum. Yani bu arada arkadaşlar şunu da aradan çıkartayım, şey olmasın. Normalde zaten birkaç gün video atmamayı planlıyorum. Hani en azından 3-5 gün video atmayacağım. Bu videoyu da tamamen konuşmak için atıyorum. Bu videodan elde ettiğim gelir üstüne biraz da ben koyarak zaten bağışımı yapıp paylaşacağım arkadaşlar. O konuda bana herhangi bir şüpheniz olmasın. Gerçekten şu an derdim izlenmek,
abone kasmak, para kazanmak değil. Hepsini de paylaşacağım zaten, tekrardan söylüyorum. Bunun harici bir konuşmak istediğim bir konu daha var. İnsanlar depremden sonra soğukta üşürken işte bu dökülen, yıkılan binaların, işte BİM'in, A101'in içine girip yağmalayan insanlar var. Hani bakın, gerçekten ihtiyacı olan biri olmuş olabilir. Evi olmayan, yanında işte kıyafeti, yiyecek bir şeyi bile olmayan insanlar, ne bileyim, bir bisküvi görmüştür, bir şey görmüştür. Bakın, onlara bir şey demiyorum. Benim lafım buna değil. Adam çıkarmış televizyon taşıyor arkadaşlar. Adam girmiş yıkılan dükkanın içinden televizyon çıkartıyor. Yok böyle işte elektronik alet çıkartıyor. Benim yani en çok sinirlendiğim noktalardan birisi de bu. Hani gerçekten onun yeri mi? Ha bir de şey falan da var. İşte bu borsada şey yapıyorlar, siz söyleyin. Bu işte çimento firmalarının, işte ne bileyim, demir, beton firmalarının hisselerini almışlar. Ya arkadaşlar bakın, hani büyüklerim, kardeşlerim, gerçekten bunun sırası mı? Hani o an derdin gerçekten bu toplumsal olaydan kar etmek mi? Deprem oldu, binalar yıkılıyor, yenileri yapılması lazım. Ben bu şirketlere şey yapayım o zaman. Sen söyle. İşte hisselerini alayım, oradan kar edeyim. Yok böyle kar edeyim, yok şöyle kar edeyim. Hani bu hisseleri alan insanların yani %1'inin bile şey yapacağını ben düşünmüyorum. Ya işte ben bu hisseleri aldım, İşte kar edeceğim, o karı zaten ben bağışlamayı planlıyordum. Yalan arkadaşlar, fırsatçı insan böyle bir şey yapmaz. O an onun derdi gidip hisse almak, şey almak olmaz arkadaşlar. O an onun derdi siz söyleyin, şey yapmak olur, direkt o parasını kendi bağışlamak olur. Böyle fırsatçılar da sinirimi bozuyor. Bir tane çocuk yanında arkadaşlarıyla beraber bir tane depremzedenin telefonunu arıyor, göçük altında kalmış birinin telefonunu arıyor. İşte biz AFAD'danız, yok şuradanız, yok buradanız. İşte geliyorum, sesimi duyuyor musun falan. Ya yakalanmış zaten, şeyi almışlar, nezarethaneye almışlar da. Hani bunlar, bunu yapan çocuklar şeyle aynı çocuklar. Hani bu yayıncılarla uğraşan, işte onların evine işte ne bileyim canlı bomba ihbarı yapan, onların telefonlarını bulup işte SMS bombası gönderen insanlarla aynı kişiler. Ya hepsi aynı kadrodan. Hangi Discord olduklarını falan da biliyorsunuz arkadaşlar. Hani bizle uğraşabilirsiniz gerçekten, bakın ben bir şey yapmıyorum. Ben de çok uğraştım. Ben hiçbir şey demedim arkadaşlar. Hani tepki vermediğiniz sürece bu insanlar uğraşmaz, bir şey yapmaz. Onların istediği şey tepki. Ama hani böyle olaylarda hani sırası değil. Gerçekten sırası değil ya. Hani çoluk çocuk, bir de 15-16 yaşında çocuklar. Yani en büyüğü 18 yaşında çocuklar. Zaten 18 yaşından büyük birisi bunu yapıyorsa daha kötü anasını satayım. Hani çocuklarda en azından şey diyebiliyorsun. Olayın ciddiyetini kavrayamıyor, işte karakteri bozuk falan diyebiliyorsun. Ama yani büyük insanlar da yapıyor bunu. Gerçekten siz hiç sevgi görmediniz mi arkadaşlar? Bari bu dönemde yapmayın. Bari şu an yapmayın ya. Şu an yapmayın ya. Komik değil. Uğraşın. Başka istediğiniz herhangi bir şeyle uğraşın da. Hani insan canı söz konusuyken, insanların hayatları söz konusuyken, hani böyle bir şey yapmanıza gerçekten gerek yok. Umarım bu olayı işte yapan, yanında duran, sosyal medyaya düşmemiş olaylar da vardır. Hani biliyorsunuz etrafta numaralar, telefon numaraları, adresler paylaşıyor. Uğraşan herkes umarım yakalanır, en büyük cezayı da alır arkadaşlar. En büyük temennimden biri bu. Söyleyecek bir şey de yok. Gerçekten söyleyecek bir şey de yok arkadaşlar. Hani sinirim çok bozuluyor. Hani dünden beri olayı ben dün öğrendiğimde kız arkadaşımla beraberdim. Uyandım. Twitter'a girdim. Twitter'da işte deprem oldu haberini gördüm, büyüklüğünü gördüm, dedim oha, bu kadar büyük bir deprem niye kimse paylaşmıyor, niye hiçbir şey yapmıyor falan filan dedim. Hani sabah 8-9 sularıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte aşağı doğru bir kaydırmaya başladım, tüm Twitter feed'im şey, depremle alakalı şeyler, böyle bir dona kaldım. Hani uyandım mı ben dedim, olayın ciddiyetini kavrayamadım o an. Hani sonra dün de zaten tüm saatlerdir işte Twitter'da bakıyorum, ne var ne yok, işte kim ne paylaşmış, ne yapmış, onlara bakıyorum. Hani gerçek gibi gelmiyor ya. Gerçek gibi bile gelmiyor abi. Ben hani ha bir de şey yapanlar da var. Fırsatçılardan bir tanesi. Hani bunu özellikle söylüyorum ki arkadaşlar, hani kanmayın, şey yapmayın diye. İşte bu kripto parayla alakalı bağış şeyleri paylaşmışlar. Diyorlar ki siz söyleyin. Diyorlar ki işte kripto paralarınızı buradan gönderebilirsiniz falan. Jahreyn'de yayında gördü bunları, zaten şikayet ettiler, hesaplar falan kapanmıştır. Ya zaten bu dolandırıcılara, hani fırsatçılara her zaman lafımızı söylüyoruz ama içinizde şu kadarcık insanlık varsa,
şu kadarcık insanlık varsa böyle bir dönemde yapmayın. Şeyi de konuşmak lazım, siz söyleyeyim. Yıkılan evlerin yapımına izin veren devlet kurumlarını, hani bunları yapan müteahhitleri, inşaat firmalarını da konuşmak lazım. Onlar da gerçekten önceliğimiz olan şeyler. Bence önceliğimiz olmalı. Hani bunu diğer büyük yayıncılar da söyledi. Hani diyorlar zamanı değil, zamanı değil. İşte siyaset yapmaya gerek yok. Ulan bunun siyasetle alakası yok ki. Burada insan canı söz konusu. Türkiye'de kaç tane büyük deprem oldu? Hep aynısı konuşuldu. Ya bak daha önce Türkiye'de büyük deprem olmadı diyelim, tamam mı? Hiç büyük bir deprem olmadı. Hepsi böyle maksimum 3 oldu, 4 oldu anasını satayım, tamam mı? Hiç büyük deprem olmadı. Onun üzerine binalar yıkıldı. O zaman dersin. Ya tamam, hani bakın böyle böyle binalar yapılmış ama şu an bunun konuşmaya sıra değil dersin. Ama Türkiye'de daha önce büyük depremler oldu. Defalarca oldu. Bunlar defalarca söylendi. Hani bu deprem kanunları gözden geçirilsin, evler düzgün yapılsın diye. Hani gerçekten bunu yapan insanlar geceleri rahat uyuyabiliyor mudur? Benim düşündüğüm nokta bu. 1 milyon lira, 10 milyon lira, 50 milyon lira daha fazla kazanacağım diye, maliyeti düşüreceğim diye öyle evler yapıyorsun. Senin yüzünden bir tane bile, bak bir tane, bak onlarca, yüzlerce insan öldü. Bir tane bile insan ölse senin o kazandığın paraya değer mi? Senin o kazandığın paraya değer mi? Yani of. Arkadaşlar bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Daha ne konuşulması lazım, ne konuşulabilir? Hiçbir fikrim yok. Of. Arkadaşlar herkes elini taşının altına koysun. Ufak da olsa, 2 lira da olsa, 3 lira da olsa, 5 lira da olsa yardımlarınızı gönderin. Yardım gönderemiyor musunuz? Yardım gönderen yayıncıları izleyin. Bakın zaten işte kendine müsyen hype, ne bileyim Levo, Elroen, Jahreyn, bunlar dönüşümlü olarak, daha fazlaları da vardır da bunlar benim gördüklerim. Bunlar dönüşümlü olarak yayın açıyorlar, haberleri izliyorlar, topluyorlar. Hani 1 lira bile para gönderemiyorsanız, bakın gönderemiyor olabilirsiniz. Aç olabilirsiniz, paranız olmayabilir. Kimse burada size laf söyleyemez. Yayınlarını açın, yayınlarını izleyin. Herkesin sosyal medya hesabı var. Hani gördüğünüz bir bilgiyi paylaşın. Ne bileyim adres paylaşanlar var, onları paylaşın. En ufak bir şey de olsa bir şey yapın arkadaşlar. Hani illa para göndermenize de gerçekten gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ama en ufak bir yardımınız bile dokunsa kârdır. Ben de dediğim gibi hani şu an kaydı kapatacağım. YouTube'a koyacağım. Başlığını yazacağım. Evden çıkacağım arkadaşlar. Kız arkadaşımla birlikte işte eşyaları taşınmasında yardım lazımmış. Antalya'da oraya bir gideceğiz, bakacağız. Hani ne yapılabilir, nasıl bir yardım yapılabilir diye. Orada da yardımcı olmaya çalışacağız. Siz de işte bulunduğunuz şehrin yardım toplayan yerlerine bakabilirsiniz, gidebilirsiniz. Dediğim gibi gidemiyorsanız da şey yapabilirsiniz, siz söyleyin. Sosyal medyada paylaşım yapabilirsiniz. En azından önümüzdeki bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay boyunca ülkenin gündemi bu olacak arkadaşlar. Hatta daha uzun bir süre bile olabilir. Hani burada ben dediğim gibi siz söyleyin. Oyundan laf söyle. Umurumda değil, korku şu an laf söyleyebilirsin. Oyuna odaklı değilim şu an. Hani önümüzdeki 2-3 gün, 4 gün, 5 gün boyunca video atmayı planlamıyorum arkadaşlar. Hani bu bir iş ama hani ben de yardımcı olacağım, yardıma gideceğim, şey yapacağım falan derken gerçekten derdim video değil şu an. Hani siz diyorsanız ki abi biz yardımımızı yapıyoruz zaten, hani durumunda farkındayız ama hani kafamız da dağılsın istiyoruz, sıkıntı yok, sen de video atabilirsin istiyorsanız arkadaşlar gerçekten atabilirim. Ama hani burada şey tepkilerini de düşünüyorum, siz söyleyin. Orada deprem olmuş, sen burada LOL oynuyorsun. Ya yani insanların kafa dağıtmaya da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tamam, çoğu şey iptal edildi, diziler işte ne bileyim filmler falan ertelendi, milli yas ilan edildi. Ama sizin hani kafanız dağılsın istiyorsanız şey de yapabilirsiniz arkadaşlar ya. Hani yeni videoda sıkıntı yok, hani eski videoları da izleyebilirsiniz. Diğer kanalların videolarını da izleyebilirsiniz. Hani burada yaşı küçük olan arkadaşlarımız var. Ne bileyim 9 yaşında, 10 yaşında, 11, 12, 13 yaşında kardeşlerimiz de var. Hani bu çocuklardan sen zaten şey bekleyemezsin. Hani yardım bekleyemezsin. Hani buna gidip sen git işte elini taşın altına koy. Sen git işte yok para gönder, yok koli taşı, yok şunu yap. Bunu diyemezsin. Hani onlara diyemezsin. Sosyal medyada ya yapan yoktur da. Ya illa vardır ya. İlla vardır. Hani şu an depremi önemsemeyip normal ne bileyim Instagram'da hikaye paylaşan, tatiline giden, oraya giden, buraya giden illa vardır ya. Zaten şu kadar şey olsa, hani azıcık düşüncesi olsa, azıcık içinde bir merhamet duygusu, bir ahlak olsa zaten onlar da onu yapmazdı diye düşünüyorum ya. O da çok komik. Gerçek o komik yani. Trajikomik. Trajikomik, gerçekten trajikomik abi. Konuştuğum konular hakkında başka
işte yardım gereken yerler vardır. Onların hakkında şeylerinizi yazabilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Benden yorumları okuyor olacağım, cevap veriyor olacağım. Onlara da bakıyor olacağım. Haberiniz olsun. Onun harici başka ne söyleyebilirim? Başka da söylenecek bir şey kalmıyor herhalde. Ben de siz söyleyin, gördüğüm tüm işte gerçekçiliği, yani gerçekliği doğrulanmış olan yardım isteklerini paylaşıyor olacağım. Hani dün özellikle ilk birkaç saat hiçbir şey paylaşmadım çünkü biliyorum hani bu tarz deprem olaylarında, işte ne bileyim, toplumsal olaylarda bilgi kirliliği de çok fazla oluyor. Hani az önce konuştuğumuz gibi fırsatçılar oluyor. İşte ne bileyim, başka adresi veren birisi oluyor. Random troll adres veren bile insanlar oluyor. Yani insanların salaklığını hafife almayın arkadaşlar. Gerçekten insanların salaklığını hafife almayın. Of. Boğazım kurudu. Gerçekten boğazım kurudu şu an ya. Şeylere de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani Eldiren 2 milyondan fazla para toplamış sanırım. Jahrein de işte 1 milyondan fazla para toplamış diye biliyorum. Şu an diğer yayıncılardan, yani onların ekibinden olan büyük yayıncılardan kastediyorum. Hepsi düzenli olarak yayın açıyor. Kendi Müslüman falan da yayın açıyor. Ha, bağış göndermek istiyorsanız mesela o insanlara gönderin. Siz söyleyin. Kartınızda para yoktur. İşte ne bileyim, nakit paranız yoktur ama illa herkesin bir, ne bileyim, Buy Now Game'de, Epin'de, orada burada illa bir 3 lirası 5 lirası bir şey oluyor. Oradan o yayıncılara gönderebilirsiniz. Hani şeyin daha iyi olduğunu söylediler yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu Ahbaba'dır, Afada'dır. Hani 3-5 lira ayrı ayrı bağışlar yerine, hani yoğunluk olmasın diye, işte paraların tek bir yerde toplanıp siz söyleyin, sonra toplu olarak gönderilmesi daha iyi oluyor diye duydum. Ben yayın açmayı planlamıyorum arkadaşlar. Biz zaten yani 200 izleniyoruz, 300 izleniyoruz. O konuda çok bir desteğimiz olmaz. Hani gerçekten bakın, şu an Twitch'te izlenen bir insan olsaydım gider yayın açar, saatlerce yayında kalır, para toplar, kendi cebimden de verir dağıtırdım. Ama şu an YouTube benim konuşabilecek en büyük platformum olduğu için, yani en fazla insana ulaşabileceğim platform olduğu için buradan konuşuyorum. Dediğim gibi bu videonun gelirine üstüne işte ne bileyim 300 liraysa 500'e tamamlayıp 600'e tamamlayıp ben de göndereceğim, onu da paylaşırım, merak etmeyin. Hani şeylerle karıştırmayın arkadaşlar, siz söyleyin, fırsatçılarla karıştırmayın. Gerçekten derdimiz bu değil, biliyorsunuz. Elimden geldiğince ben de destek olmaya çalışacağım. Burada sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sosyal medyada paylaşım yapabilirsiniz. Yayıncılarla bağış yapabilirsiniz. Şehrinizin eşya toplama, işte yardım toplama, yemek toplama yerlerine gidebilirsiniz. Onun harici SMS gönderip bağış yapabilirsiniz. Bu da var. Hani ne bileyim, kontörünüz vardır, TL'niz vardır. Oradan 3-5-3-5 hani bunları da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Onun harici yapabileceğiniz her şeyi söyledim. Başka yapılabilecek ne kalıyor? Twitter'da hani hesabınız varsa, takipçiniz varsa paylaşılan adresleri paylaşabilirsiniz siz de. Hatay'a yakınsanız, hani bunu beklemiyorum, Hatay'a ve çevre illere yakınsanız gidip siz söyleyin, yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. Ama hani yolları da çok meşgul etmeyin diyorlar. Orada internetten, işte Google Maps'tan bakıp hani hangi yol boş, hangi yol sıkıntılı değil, işte yardım tırları, ambulanslar, ne bileyim itfaiyeler hangi yolları kullanıyor, ona bakıp o olmayan yollardan bakabilirsiniz. Ama hani ben şeyi gördüm, şu an bütün büyük influencerlar neredeyse hepsi %90'ı elini taşın altına koyuyor. Şeyi gördüm, Delimine hikaye atmış. İşte adam arabasına, hatta birkaç araba galiba, şeyleri toplamış, siz söyleyin, yardım toplamış, adam kendi götürüyor. Bunu yapabilecek fırsatı var, gerçekten de bunu yapıyor. Ne bileyim, Orkun Işıtmak'tır, Enes Batur'dur, onların da illa yardım edeceğine güvenim tam. Hani buradaki derdimiz şey arkadaşlar, herkesin elini taşın altına koyması. Tekrardan söylüyorum, lütfen beni yanlış anlamayın. Amacım gerçekten sizi eğlendirmek de değil. Hani şu an amacım eğlendirmek olsa arkadaşlar, biliyorum deprem var, farkındayız. Ama işte ben de hani video atayım, videosuz kalmayın. Amacım gerçekten bu değil arkadaşlar. Hani eğlenmek istiyorsanız eski videolarımı izleyebilirsiniz. YouTube'daki diğer videoları izleyebilirsiniz. Benim şu an amacım hani kendi görüşlerimi paylaşmak, sizinle konuşmak arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı almak. Size hani bir, en azından ufak da olsa, bir kişiye bile olsa hani bilgi vermek, bilgi konusunda destek sağlamak. Başka hiçbir derdim yok. Hani şey muhabbetlere de dönmesin saçma saçma. Hani yok işte video atıyorsun, şey yapıyorsun. Lütfen arkadaşlar, beni biliyorsunuz. Ben yaklaşık 7 yıldır, 8 yıldır sosyal medyadayım.
Daha önce de bu tarz olaylar yaşandı. Daha önce de Ahbap Derneği'ne bağış göndermiştik. Bakın hangi olay olduğunu hatırlamıyorum. Hani Türkiye'nin gerçeği hangi olay olduğunu hatırlamıyorum. İşte Barış abi bana yönlendirmişti. Şimdi Kerem'i challenge davet ediyorum falan diye. Biz de orada bir 2000 lira falan toplamıştık. İşte yayın açmıştık. Galiba bir 6-7 saat yayın açtım diye hatırlıyorum. Daha uzun bile açmış olabilirim. Para toplayıp göndermiştik. Gönderdiğimizin dekontunu da paylaşmıştık. Hani toplumu ilgilendiren olaylardaki derdim bu arkadaşlar. Hani şey de değil. Hani eğlenmek işte. Bak eğlenmek de sizin hakkınız. İşte sürekli karamsarlık. Abi hani ben yardımımı yaptım zaten. Ya şeyi görüyorum. Ya biri paylaşmış. Bu saatte lol girenler işte ne yapıyor, amacınız ne falan filan. Biri de yazmış altına. Ya yardımlarımızı yaptık. Şu an ne karışıyorsun bana? Anladın mı yani? İnsanlar da yaşamak zorunda arkadaşlar. Ben dediğim gibi hani video atmasam, 2 gün atmasam, 3 gün atmasam bana bir şey olmaz arkadaşlar. Ama şu an işe gitmek zorunda olan insanlar da var. Onları da düşün. Hani onlara da bir şey diyemezsiniz. Hani adam işe gidiyor, kadın işe gidiyor. Onlara da bir şey diyemezsiniz. Onların işi çünkü. Yapacak başka hiçbir şeyleri yok. Yani belki yani yemek yiyecek parası yok. Ufak bir parası bile olsa onların desteğini yapıyor o insanlar. Herkesten aynı sağduyuyu bekliyorum arkadaşlar. Aynı özveriyi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum bu videonun altına. Videoyu paylaştıktan sonra büyük ihtimalle hemen dışarı çıkacağım. Göremeyebilirim ama hani akşam müsait olduğum bir zaman açıp ben de bakarım diye düşünüyorum. Hani yorumlara da bakarım. Sizin ekstra bildiğiniz, benim görmediğim bir şey vardır. Onu yorumlara sabitleriz. Söyleyeceğim her şeyi söyledim galiba. Hani şu an birazcık kendimi tekrar etmeye başladım. O yüzden başka da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar ya. Kendinize dikkat edin. Yani gerçekten kendinize dikkat edin sadece ya. Neyse arkadaşlar. Bay bay.